Merhaba arkadaşlar. Gıda güvenliğinin temel prensipleri adlı dersimizde 9. ünitedeyiz. Gıdalarda bozulmayı işleyeceğiz bu ünitemizde. Peki neler öğreneceksiniz üniteyi tamamladıktan sonra? Gıdalarda bozulmayı tanımlayacaksınız. Bozulmaya neler neden oluyor? Bunları söyleyeceksiniz. Bozulmada yer alan, rol oynayan mikrobiyal ve orijinal enzimler nelerdir? Gıdaların bozulmasını önlemesi için neler yapabiliriz? Bu tedbirleri e, yazabilecek bilgi ve becerileri... Kazanacaksınız arkadaşlar. Hemen gıdalarda bozulmayı bir tanımlayalım. E, bozulma çeşitli nedenlere bağlı olarak gıdanın görünüş, renk, lezzet, koku, yapı, tekstür ve konsistensinde insan tüketimine uygun olmayacak düzeyde meydana gelen değişim olarak tanımlanıyor. Genel olarak gıdaların bozulmasında neler rol oynuyor dersek mikrobiyal enzim biyokimyasal faktörler, gıdaların orijiner enzimleri, fizikokimyasal etkiler ve fizyolojik nedenler rol oynuyor arkadaşlar. Birazcık bu etkenlerden bahsedeceğiz. Mikrobiyal bozulmada bozulmaya neden olan mikroorganizmaların Gıda da üremesi söz konusu ve ardından metabolik aktivasyonu sonucu karbonhidratları, proteinleri, diğer azotlu bileşik ve lipitleri parçalayarak oluşturdukları gıdanın kalitesi ve kabul edilebilirliğini düşüren metabolitler sonucu meydana gelen bozulma, mikrobiyel bozulma olarak adlandırılıyor. Peki hangi mikroorganizmalar neden oluyor mikrobiyel bozulmaya? Pseudomonas, Echinobacter, Morexella... Aeromonas, Mikrokokus, Staphylococcus, Lactobacillus, Maya ve küflerle ayrop ve anayrop spor oluşturan bazı bakteriler yer alıyor mikrobiyal bozulmanın kökeninde. Peki hangi enzimler yer alıyor? Bozulmada rol oynayan en önemli enzimler proteaz, ekstraselüler lipaz, karbonhidraz ve oksidredikazlardır ve bunların sentezlenmesinin takiben mikroorganizmaların stoplazmik membranları vasıtasıyla gıdaya salınmaktadır. Bu enzimler ve bozulmaya yol açmaktadır. Biyokimyasal bozulmaya baktığımızda enzimlerin aktivasyonu sonucu gıdanın yapısında arzu edilmeyen renk, koku ve yapı değişikliği meydana geliyorsa buna biyokimyasal bozulma diyoruz. Başka bir etkin olarak gıdaların orijiner enzimleri demiştik. Bunların başçaları proteazlar. Pektinolitik, etik ve lipoksijen e, oksidatif etkili orijinal enzimler e, kan ve kastaki renkli maddelerin değişimi sonucu e, örneğin et ve et ürünlerinde açık kırmızı renkteki miyoglobinin gri kahverengi met miyoglobinine dönüşmesini sağlıyor ki bunu e, bazı bozulan etlerde siz de kendiniz gözlemlemişsinizdir bu kahverengi gri oluşumu. Yine balık yağları okside olduğunda da balık etinin e, sarı renge dönüşmesi yine o noktada bir bozulmayı size düşündürmelidir arkadaşlar. Peki biraz da gıda gıda gidelim. Ee, kırmızı etlerde bozulma nasıl oluyor? Kasaplık hayvan etlerinde çoğunlukla eee daha yani önemli düzeyde aerob mezofil e, genel canlı ile kontamine zaten. Kesimden sonra taze ette mikrofil oranın büyük bölümü gram pozitif mikroorganizmalardan Lactobacillus, Bacillus, Enterococcus, e, Clostridium perfringens ve daha az olarak da e, gram negatif olan Enterobakteriyel bakteriler, Pseudomonaslar e, gibi e, türlerden oluşuyor bu grup içerisinde pseudomonaslar etin pH değerinde iyi gelişmesi ve düşük monik sahip azotlu maddeleri enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu yüzden de diğer psikotrof mikroorganizmalara karşı rekabet ederek predominant florayı oluşturuyor. Yani asıl dominant flora bu oluyor. Etlerde bozulmanın ilk fazında mikroorganizmalar başta glikoz olmak üzere karbonhidrat metabolize ediyorlar. İkinci aşamada ortamdaki glikoz tükeniyor. Bu yüzden amino asitleri enerji olarak kullanıyorlar. E ee, amino asitleri enerji olarak kullanmaya başladıkları anda dekarboksilasyon ve deaminasyon sonucu kötü bir koku ortaya çıkmaya başlıyor ve biraz ayırt edici oluyor bu ve bozulmaya neden olan da parçalanma ürünleri ortaya çıkıyor. Başta nedir bu ürünler derseniz metabolizm ürünleri, piruvat, amonyak, hidrojen sülfür, etil ester, putresin, spermidin, histamin gibi aminler. Ee, vakum paketli etlerde uzayan muhafaza süresiyle de bakteriyel proteoliz ve dekarboksilasyon gibi tiramin dediğimiz aminler ortaya çıkabiliyor. Etlerde meydana gelen bozulmayı bazı belirtilerle aslında karakterize edebiliyoruz ve hangi bakteriler sorumlu bu da anlayabiliyoruz. Bizim de başımıza gelmiştir. Bunu artık biraz daha iyi anlayabilmek için mesela sümüksel yapıya, pseudomonas sebep olabiliyor. Yeşil renge hidrojen peroksite bağlı olduğu için Veysella enterokokus lactobacillus bağlı olabiliyor. Hidrojen sülfüre bağlı yeşil renge şivenella, Yine hidrojen sülfür üretimine vibrio enterobakteriler, kokuşma işte Clostridium patates kokusuna, işte Pseudomonaslar ekşimeye de laktik asit bakterileri e, sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Kanatlı etlerine bozulmaya gelirsek. Etlik priçlerde pH değeri göğüste 5-7-5-9 arasında, butta 6-4-6-7 ve deride 6.6 ve üzerinde. Ee, kanatlı etlerinin redoks potansiyel değeri kırmızı ete yakın. Tüm bu özellikleriyle de kanatlı eti ve derisi aynı zamanda birçok mikroorganizmanın üremesi için aslında uygun bir ortam. Kanatlı etlerin bozulmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri muhafaza sıcaklığı. Örneğin pseudomonaslar düşük muhafaza sıcaklıklarında predominant olurken daha yüksek yani 10-20 derece arasında ise bozulmaya neden olan mikroflorada akinosobakter, enterobakter ve atipik laktobasitler dominant hale geçiyor ve bozulmadan sorumlu oluyor arkadaşlar. Kanatlı etlerin pH'i yüksek demiştik. E, bu yüzden de bozulmaya neden olan bir diğer faktör. Kesim sonrası kanatlı etinde oluşan biyokimyasal değişiklikler sığır, koyun ve domuz etindeki değişiklikleri de kısmen benzerlik gösteriyor. Kanatlı hayvanların göğüs ve but bölgelerindeki pH farklılığı sebebiyle göğüs etindeki bozulma normal sığır etindeki bozulmaya daha düşük glikojene sahip ve yüksek pH'e sahip buttaki bozulmada ise DFD etteki bozulmaya benzerlik gösteriyor. Geldik, su ürünlerinde bozulmaya ee, tabii ki diğer ürünlerde olduğu gibi e, su ürünlerinde de mikrobiyolojik otolitik ve oksidatif bozulmalar söz konusu. Eee balık yüksek pH değerine ve pH değeriyle doku yapısı da yumuşak olduğu için başta protein olmayan azotlu bileşikler olmak üzere içerdikleri kolay kullanılabilir formdaki besin elementleri nedeniyle mikroorganizmaların hızla çoğalması için oldukça uygun bir ortam. Balıkların özellikle buz içerisinde muhafaza edilmesinde muhafaza süresine bağlı olarak Pseudomonas ve şivenella putrefaciens sayısı artarak bozulmaya neden olabiliyor arkadaşlar. Yine burada bazı patojenler ve bulunması Muhtemel spesifik gıdalar var. Bu da yine kitabınızdan aldığımız bir şey. Örneğin, Campylobacter kanatlı etinde daha çok bulunurken, Brucella süt ürünlerinde, Ecoli, kıymada, E. kıymada, trisinella da domuz etinde e, bulunmakta. E, bu da e, spesifik olarak bilinebilir. Yine bazı mikroorganizmaların azotlu bileşikleriyle oksidasyon sonucu amonyak, trimetilamin. Hidrojen, sülfür, histamin, putresin gibi daha önce de adını saydığımız uçucu bileşikler ve uçucu yağ asitleri ortaya çıkıyor ee, ve e, kokuşmaya sebep oluyor. Örneğin yani trimetilamin kokusu kokuşmuş balık e, kokusudur ve ayırt edilebilen bir kokudur. Süt ve sürün, süt ürünlerinde bozulmaya geldiğimizde e, sütün pH değeri 6.6 civarında. E, bu özellikteki süt aynı zamanda çoğu mikroorganizmaların gelişimi için iyi bir ortam. E, süt ürünleri ise içerisine eklenen veya çıkarılan besin elementlerine ve yoğunlaştırılmış olmalarına düşük pH değerine sahip olmalarına bağlı olarak mikroorganizmaların gelişimi açısından sütten daha farklı bir ortam. Memenin mikroflorasında zaten bazı bakteriler var arkadaşlar. Nedir bu bakteriler? İşte streptokoklar, stafilokoklar gibi. Çiğ de mikroorganizmalar meme dışında vücudun hayvanın diğer vücut yüzeylerinden, yemden, havadan, sudan Tabii ki süt sağım ekipmanı ve muhafaza ekipmanından bulaşabiliyor. O yüzden de tehlikeye açık bir durum. E, Pastörize sütlerdeki mikroorganizmalar uygulanan ısı değişiminde canlılığını koruyan spor formlu veya termodurik mikroorganizmalardır. UHT sütler yaklaşık 140 derecede 1-2 saniye ışı işlemine tabi tutuluyorlar. Ve aseptik olarak paketleniyorlar. Bu nedenle pratikte aslında mikroorganizma içermiyorlar ve oda sıcaklığında da uzun süre muhafaza edilebiliyorlar. UHT sütlerde mikrobiyal kaynaklı bozukluklar genellikle işte bu 140 derecenin üzerindeki ısıya dayanıklı dirençli, proteolitik ve lipolitik enzimlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Peynirlerde ise bozulma daha çok heterofermantatif laktobasil, koliform, maya ve küflerden ileri geliyor. Peynirler olgunlaşırken heterofermantatif laktobasiller ürüyor. Üründe gaz ve istenmeyen koku oluşturuyor. Yine propionibakterium türleri de peynirde pembe renk oluşuyor ki ee, bunları da rastlamış olabilirsiniz yine peynirlerde oluşumunu. Yine koliform bakterilerde peynirlerde olgunlaşma sırasında gaz oluşturuyor ve erken şişme ya sebep olup peynirin gözenekli olmasına sebebiyet veriyor. Yumurta ve yumurta ürünlerine geldiğimizde taze yumurtalarda yumurta 7.6 sarısı 6 pH dolayında. Muhafaza süresince karbondioksit kaybına bağlı olarak yumurta akının pH oda sıcaklığında 1-3 gün içinde 9'un üzerine çıkabiliyor. E, yumurta sarısında ise pH'inde önemli bir değişiklik olmuyor. Normalde başlangıçta mikrofloralarında enterobakteriler, pseudomonas, alkalinaz, aeromonaslar bulunabiliyor. Yumurtalar uygun olmayan koşullarda uzun süreli muhafaza edilirlerse de değişik renklerde görünen bozulmaların başça sebebini aslında gram negatif bakteriler oluşturuyor. Yumurta akında yeşil renkte bozulmalara pigment oluşturan pseudomonas fluorescence neden oluyor. Ee, sebze ve meyvelerde bozulmaya geldiğimizde sebze ve meyveler mikrobiyel üreme için gerekli olan yüksek su içeriğine ve önemli ölçüde de makro ve besin elementine sahipler. Bu yüzden burada da üreyebiliyorlar tabii ki. Ee, ama düşük pH değeri var. Bu yüzden de daha çok maya ve küflerden ileri geliyor bozulmaları. Kuru yemiş ve tahıllara baktığımızda ise yağların oksidatif renditesinden ileri geliyor. Daha nadiren görülen mikrobiyel bozulma ise düşük AV su aktivitesi değeri. Yani sağlanabildiğinde tamamen kontrol altına alınabiliyor bunlarla. E, su aktivitesi değerinin yani AV değerinin 0.70'in altında olduğu ürünlerde mikroorganizma üremesi baskılanabiliyor ve bir problem olmaktan e, çıkıyor. E, yine tahıllar da çok çeşitli mikroorganizmalarla tarlada yetiştikleri sırada kontamine olabiliyorlar. Alternaria, Aspergillus, Fusarium gibi e, su aktivitesi 0.90 ve üstünde tahıl e, 0.90 ve üstünde oldukları sebebiyle bunlarla e, kontamine olabiliyorlar. E, Tahıllar %10-12 nem aralığında olacak şekilde kurutulduklarını ve kuru bir ortamda muhafaza edilirlerse şayet e, küflenmeden korunabiliyor arkadaşlar. E, bu ünitemizde gıdalarda bozulmayı tanımladık. Tek tek gıdaları, kırmızı et, su ürünleri, kanatlı etleri, sebze meyveler, kuru yemiş ve tahılları olmak üzere ayırdık. Özelliklerini verdik. Hangi floralar daha dominant belirttik ve bozulmaya neler sebep olabiliyor bunları öğrendik. Tabii ki bu üniteniz için e, önemli bir bilgi kaynağı edindiniz. Özeti izleyerek bir ön öğrenme oluşturdunuz ama lütfen detaylı öğrenmeniz ve sınavda başarılı olabilmeniz için e adresini ziyaret ediniz. Ve buradaki e, her şeyden faydalanınız, bu sizi başarıya götürecektir. Bir dahaki ünitemizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.